Ağzıma sen ne yapıyorsun? 80'den var. 60'ı var hepsi. Yok ben alamıyorum. O zaman masak. Tamam, hayır hayır hayır. Hayır ne yapacaksın? Hayır işte lan. Hayır çıktı. Hayır 5 dakikada hayır ne yapacaksın? Selamun aleyküm, kolay gelsin. Mantarları toptancıya mı veriyorsunuz? Evet, toptancıya veriyoruz. Kaç liradan alıyorlar? 50, 60, değişiyor. Durumuna göre mi? 80 diyorlar şurada. Evet. Küçük mantar diziyoruz o fiyat. Yani 50 ile 80 arasında alınıyor diyorsunuz evet. Mantarlar. Evet, evet. Kolay gelsin, bereketli ol, olsun. Evet, buraya bakın. Köy pazarı. Bu yıl kanlıca mantarının bol olduğunu söylemiştik. Şu anda toptancılar var. Ayrı ayrı yerlerde. Kilosunu en düşük kaliteden 50 liradan başlayıp 80 liraya kadar mantar alıyorlar. Kanlıca mantarının kilosu. Ya lütfen anne. Aman aman ya yaymayı da yiyin. Ha he maşkuru o bir şey. Yine yüzler öyle ya. Ha İran'a İran'a. Hayır siye cephane etmem. Mantarları kaç liradan verdiniz kilosunu? O zaman açacak. Kilosu kaç lira? 70'ten 65 70 durumuna göre diyorsunuz. Durum. Mantarına göre fiyat değişiyor. Neden toptancıya veriyorsunuz? Allah razı olsun toptancılardan. Nasıl toptancılardan diyorsun? Allah razı olsun toptancılardan. Yok vatandaşlar almıyor mu yani boya batın? Boya bat artık doydu. Almıyorlar mı? Evet 2 aydır da var diye. Almıyorlar diyorsun. Boya bat artık doydu. Nereye gidiyor bu toptancı? Eniştem konuştun eniştem. Artık da boya bat doymadı da. Vatandaşın evet. Emeğini zayi ediyorlar. Ne? Fiyatını bayağı düşürüyorlar toptancı olmadığı zaman. Yani enişten doğru. Toptancılar geldiği zaman da bunların emekleri zayi olmuyor. Biraz daha mantarı yüksek toptancıların yüzünden hakkına satıyorlar yani. Emekleri biraz daha yani yerine gelmiş oluyor. Emeklerini koruyorlar. Evet. Bu mantarlar daha çok nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Türkiye'nin her yerine gidiyor. Evet, İzmir, Bursa, İstanbul. Evet. Bu... Sürede bekliyorlar bunlar. Ha buyurun tamam. Bunlar hep tam iki buçuk aydır ayaktalar bunu Mahmut abi. Evet doğrudur. Bolet mantarı bitti. Kalıncaya başladık şükürler olsun. Bu sene yani bayağı Boyabat'a para kazandırdık Allah'a şükürler olsun yani. Yani Boyabat'ın ekonomisine de bir katkı. Herhalde canım herhalde. Yani dışarıdan para geliyor en azından. Şimdi mesela burada pek Boyabat'ın yerlisi halkından pek alıcı yok. Hep toptancılara abi, veriliyor. Boyabat'ın yerlisi mantara doydu abi ya. Yani dondurucuları falan doldurdu. Yer yok diyorsunuz öyle, yani. Öyle. Şükürler olsun. Peki siz de ne diyelim? Bereketini görün satıyorsunuz. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Sağ yani, olun. Yani toptancıdan siz memnun olmasanız yani toptancının olmasın gelmesinden memnun musunuz? Evet. Abi memnunuz yani. Şu nasıl çektiği meşhursa Boyabat'ın da bir kalınca mantarının bir şeyini yapsa belediye başkanı seviniriz yani. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. İsim neydi? Mehmet Ali Kesici, emekli imamım ben. Tamam. Görüşmek üzere. Toptancımız mantarları aldı, paraları dağıtacak. Şimdi paraları bir görelim. Evet, paralarımız var. Bunları ne yapıyorsunuz? Köylümüz mantar aldığımız... bize mantarlarımızı getiriyor. Tartıyoruz kilolarla. Herkesin ne, kadar kilosu varsa o günkü fiyata göre çarpıp veriyoruz. Onlar bizden memnun, biz de onlardan Allah memnun. Razı herkesten Allah razı olsun. Yani Boyabat halkı her zaman bizim yanımızda destekliyorlar. Biz de onları mahcup etmiyoruz. Evet, şöyle paralar... paralar için hesaplayalım öyle lazım. Paraları hesaplayıp öyle vereceğiz evet, diyorsunuz. Tabii. Aynen öyle. Herkesin kaç kilosu onu... Ahmet Özkaya ben. İzmir'e, Muğla'ya, Bursa'ya, Adapazarı'na mantar yapıyoruz.
Yayla mantarı. Kaç liradan topluyorsun mantarı? 60, 70. Malına göre, mantarına göre. Peki, bu Boyabat'ın ekonomisine katkıda olduğunu düşünüyor musunuz? Düşünüyorum tabii. Düşünmüyoruz yani. Düşünmesek bu işe girmeyiz abi. Evet, siz ne diyorsunuz? Bir ben tüketici olarak. Ben bu işleri bilmiyorum ya. Ben seyre diyorum sana. Yazda kalkıyoruz. Dağa gidiyoruz. Ancak onu topladık. Bulamadık. İki kasa toplamış abla. Bugün zarar çekmiş abla. Bugün zarar çektim. Bugün zarar da abla. Bugün zarar da mı? Evet, zarar da. Mantarın sonlarını oynuyor artık. Çek. Tatlı ses. Ahla atın başındayım, 16 yaşındayım. 16 yaştan beri bir kızın peşindeyim. Güley güley gül hanım, gel otur benim canım. Sensin benim dermanım, hem alım he canım. Şeref Bey. Malı da burada, canı da. Şeref Bey, buyurun. Mantarları sattınız. Nasıl bu sene bereketli miydi? Abi bu mantar. Sene vallahi her yerde mantar dolu. Yere koy abi onları. Millet onları doydu. Yere, oldu, şimdi yere. Allah razı olsun. Toptancıların sayesinde yere koydu. Devam ediyoruz yani. Toptancı. Bu yıl Türkiye'de mantar Kastamonu yöresi haricinde yok. Onun olmadığı için Kastamonu yöresindeki ürünler bu sene verimli olarak geçtiği için para yapıyor. Bu ürünler de Muğla, Manisa, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlere giderek piyasada halka arz ediliyor. Halk da bunları alıp mutfağında kullanıyor. Siz kilogramını kaç lira alıyorsunuz mantarın? Biz kilogramını 50 ile 100 lira arasında malına göre alıyoruz. Alıyorsunuz. Gittiği yerlerde de 100 lirayla 250 lira arasında bir rakama satılıyor burada. Ama 3-4 el değişiyor. Buradan çıktığı zaman İstanbul'a veya bir Manisa'ya varası en az 4 el değişiyor. Ve nakliyeler, masraflar çok yüksek olduğu için rakamlar da değişiyor. Mantar malum günlük değişiyor.